Öncelikle böyle bir imkan verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda bütün dünyayı ilgilendiren bir husus söz konusu, korona virüsü şeklinde. Bu bir musibet, bir sıkıntı. İnşallah bunun en kısa zamanda giderilmesini Yüce Rabbim'den ben niyaz ediyorum. Biz tedbir amaçlı bu hafta Almanya genelinde cuma namazlarının kılınmaması hususunda DİTİB yetkililerin almış olduğu karar doğrultusunda camilerimizde cuma namazı kılmayacağız. Bu bir tedbir amaçlı. Cuma namazı kitap, sünnet, icma ile farz ama bazı durumlarda işte bulaşıcı hastalık gibi değişik durumlarda eğer güvenlik, sağlık sıkıntıya girdiğinde cuma namazlarının kılınmaması öngörülüyor. Bu fetva gereğince bu haftalık camimizde tedbiren cemaatimizin cuma yoğunluğuna katılıp sıkıntı yaşamaması için böyle bir karar alınmış. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı durum gider. Tekrar camilerimizde cumalar ve bütün ibadetler yapılmış olur. Hasan Bey, sanırım bu haftaya yönelik sadece bu tedbir. Önümüzdeki hafta için... Evet, şu an bize gelen bilgi sadece bu haftaya yönelik. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu engeller kalkar ve sağlıklı bir şekilde cuma namazımızı eda ederiz. Peki bunu ne zaman aldınız karar Hasan Bey? Bu sabahleyin bize ulaştı, saat 9 gibi. Peki bunu hangi yollarla duyurdunuz vatandaşa? Bunu sosyal medyadan arkadaşlarımızla, cemaatimizle paylaştık. Cemaatimiz bu konuda ulaşabildiğimiz kadar kişilere ulaştı. Bize telefonla arayanlar oldu. Bazı yayın organlarından sizin gibi bizlerle görüşenler oldu. Ve biz bu konudaki kararı onlara da bildirmiş olduk. Ben gördüğüm kadarıyla cami avlusunda bazı insanlar gelmiş herhalde haberdar olmadan. Onlara şeyiniz nedir? Yani gelenlere ne yapıyorsunuz? Cuma namazı alternatif olan bir namaz. Mesela hastalık gibi, seferilik gibi, herhangi bir engelden dolayı şehir, hutbe ve cemaat şartı var. Bunlar yerine gelmediğinde onun yerine öğle namazı kılınıyor. Biz bugün cemaatimize öğle namazını kıldıracağız ve dağılacağız. Peki öğle namazındaki cemaat sayısıyla cuma namazının cemaat sayısı aynı değil herhalde ondan dolayı mı? Kesinlikle çok farklı. Ama bugün nasıl olur bilmiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar insanları uyardık. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım, bir üzüntü olmasın diye tedbir amaçlı. Ama başımıza gelecek ne varsa tabii Allah-u Teala'nın takdirinde Rabbim bu sıkıntılardan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Peki öğle namazına kaç kişi bekliyorsunuz? Normalde kaç kişi kılıyor öğle namazını? Bizim camimizde özellikle şehitlik cenazeler cami oluyor. Cenazenin durumuna göre değişiyor. Normalde cenazeler olmazsa 50 civarında cemaatimiz oluyor. Ama cenaze oldu mu bazen cuma namazı kadar yoğunluk da oluyor. Bugün en azından gene bir 100 kişi kadar bekliyoruz. Peki cemaatinizi nasıl uyarıyorsunuz koronavirüsüne karşı? Bu konuda bir bilgi verir misiniz? Biz yani cuma günü hütbede bunu geçen hafta dillendirmiş miydiniz? Tabii ki. Yani bunun bir imtihan olduğunu, bir sıkıntı olduğunu, bir hepimizin buna karşı tedbirli davranmamız gerektiğini, yaklaşık iki haftadır musafaha dediğimiz tokalaşmaları yapmıyoruz. Camimizdeki herkesin kullandığı tespihleri kullanmamasını söylüyoruz. Herhangi bir rahatsızlığı olan, astım, bronşit gibi hastalıkları olan bir müddet ibadetlerini evde yapmalarını söylüyoruz. Bu şekilde tedbir almaya çalışıyoruz. Abdesthane yönetimimiz tedbir alıyor. Temizlik hususunda daha titiz davranmaya çalışıyoruz. Peki Şehitlik Camii'nde tabii ki cenazeler buradan kalkıyor genelde. Şu anda cenazelerin Türkiye'ye gitmesine bir aksaklık var mı? Şu an için bir engel yok cenazelerimiz. Yani normal bir prosedür devam ediyor. Normal prosedür o konuda devam ediyor. Peki Şehitlik Camii'nde hiç hastalanan cemaatten duyduğunuz, bildiğiniz insan var mı? Yok. Yok. Herhangi bir duyduğumuz bir konu yok. Peki dinen yani bu konuya nasıl yaklaşılmalı diye sorarsak son olarak? Dinen bu konuya nasıl yaklaşılmalı? Önce dinimiz temizlik dini. Temizliğin önemini burada anlıyoruz. Tevekkül dini, tedbir aldıktan sonra Allah'a havale etme söz konusu. Bir ayet-i kerimeyi bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Allah kuluna yetmez mi? Elbette Allah kuluna yeter. Allah nebiye yeter. Ya eyyühen nebi yuhasbikallahu ve men ittebaake minel müminin. Nebiye ve ona tabi olanlara yeter. Allah açlıkta da, susuzlukta da, karda da, yağmurda da, her türlü sıkıntıda bize yetebilir. Biz onunla irtibatımızı artırmalıyız diye düşünüyorum. Hasan Bey, ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi bu panik bir hava yarattı. Tabii bizim cana insanlar birçok alışveriş merkezinde hani sanki böyle bir
açlık kıtlık varmış gibi birçok şeye saldırdılar. Dinen bu nasıl görülüyor? Yani insanların böyle tavırları panik haline girmesi doğru mudur sizce? Kesinlikle bunu doğru bulmuyorum ben. Ama yine ayeti kerimede hani diyor ya وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ biz sizi korkuyla imtihan edeceğiz. Bu bir imtihan. Allah-u Teala şu anda bizim ne yapacağımızı görmek istiyor, bakmak istiyor. Biz küçük küçük elbette tedbirlerimizi alacağız ama kıtlık varmış gibi, ama yokluk olacakmış gibi, ama haşa Allahsızmışız gibi kendi başımıza tedbirler üretmeye çalışmamız da asla doğru değil. Allah'a tevekkül etmemiz lazım ve teenniyle hareket etmemiz lazım. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Alman yetkililerde şu anda Berlin'de bulunuyoruz. Belediye olsun, çeşitli makamlar olsun sizinle irtibata geçtiler mi? Onlar başlangıçtan beri bizimle irtibattalar, camimize önem veriyorlar. Yaşadığımız yer itibariyle biz de bu topraklara önem veriyoruz. Ve onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine buraya verdikleri önemden dolayı da teşekkür ediyoruz. Sürekli gelip kontrol ediyorlar. Biz de iletişim halindeler. Cemaatimizin yoğun olduğu dönemlerde gelip tedbirler alıyorlar. Gerçekten şu an için memnunuz. Peki Almanya çapında Didip camilerindeki bu uygulama haftaya ne zaman duyurulur? Yani daha erken mi duyurulur eğer haftaya da cuma ertelenirse? Yani yine aynı cuma günü duyurulur diye düşünüyorum. Daha önceden karar almak zor diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.